Başladık mı? Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün böyle Göbekli Tepe, biraz onun üzerine konuşalım. Tabii normalde şimdi burası, yani sizin mekan çok güzel bir mekan aslında. Şu an içinde bulunduğum salon güzel. Burada işte birkaç tane arkadaş da beni dinliyor. Fakat her halükarda şeyi tercih ederim. Yani dışarıda böyle dağlarda, tepelerde yapmayı tercih ederim. Fakat belki bir gün müessesi olarak artık Ekrem hocanız ve sizler şeyi aranje edersiniz, organize edersiniz de bu derslerimi böyle küçükletilmiş olarak dağlarda, tepelerde yapalım. Ama şey güzel yani şu an burası hem havadar hem mekan çok hoş. Ama dostum temas olmadan çok zor. Yani online problem yok tamam ama temas olmadan olmaz. Temassızlık zor iş. Dünyayı temassız bir ruh bekliyor mu? Olabilir. Böyle bir dizitopya geliyor olabilir. Temas ve temassızlık kavramlarını böyle bizim biraz irdelememiz gerekiyor. Tabi bu derste değil. Ben şimdi arkeoloji, dinler tarihi, antropoloji bir hikaye var. Bunu daha çok psikoloji, sosyologlara falan bırakalım. Ama umarım ki müessese bir gün bizi dağlara götürür ve o dağlarda Göbekli Tepe'yi anlatırız. Belki de Göbekli Tepe'ye gideriz. Hiç belli olmaz. Orada böyle güzel şey yaparız. Bir lecture, eğlenceli bir lecture yaparız yani. Evet. Şimdi bu Göbekli Tepe tabii aslında bu videoyu arkadaşlar hangi noktada izliyorlar onu bilmiyorum tabii. Ama ben şöyle kabul ediyorum. Sanki benim bu sizinle birlikte başladığım sürecin üçüncü videosu olarak kabul ediyorum. Ve dinler tarihinin metodolojisi üzerine konuşuyoruz aslında. Yani birinci seminer oydu. İkinci seminer, geçen seminerimiz yine aynı konuydu. Bu üçüncü seminerimizde yani beni mesela şu an izleyenler hemen şöyle kafalarında yerleştirsinler. Desinler ki hoca şu an dinler tarihinin metodolojisi üzerine konuşuyor diye yerleştirsinler kafalarında yani. Tabii bu bağlamda yani dinler tarihinin metodolojisi bağlamında elimizde müthiş zengin malzeme var. O zengin malzemeler psikolojiden sosyolojiye, arkeoloji, antropoloji, felsefe müthiş. Yani dinler tarihinde metodoloji üzerine konuşacak olsak biz sırf yıllarca bütün bunların hepsini değerlendirebiliriz. Psikolojiden, sosyolojiden girer, antropolojiden, fiziksel antropoloji, kültürel antropoloji çıkar. Böyle bir dünya haritası yaparız yani. Ama o kadar dağıtacak şeyimiz yok, zamanımız da yok. Bizi dinleyenlerin de muhtemelen o kadar sabrı olmayacak. O yüzden ben biraz böyle arkeoloji, antropoloji, dinler tarihinin kesiştiği noktalardayım. Hep dolaştığım yerler öyle. Herhalde bir müddet de öyle olacak bu videolar bağlamında. Bu ders de öyle, yani bu seminer de öyle. Mesela bu seminerde de Göbekli Tepe'yi yapacağız biz biraz ama esas da hikaye şöyle olacak. Dinler tarihi, antropoloji ve arkeoloji ve biraz da psikolojinin kesiştiği bir yeri yapmış olacağız. Yani burada Göbekli Tepe'yi anlatırken ben onu dinler tarihinin metodolojisi içerisinde değerlendireceğiz. Bu metodolojiyi de yaparken antropoloji, arkeoloji ve psikoloji, dinler tarihi bunların hepsinden birer parça bir şey alarak yorumlamaya çalışacağız. Tabii Göbekli Tepe aslında ben çok gittim Göbekli Tepe'ye. Yani hem yani akademik olarak çalışmak için hem turlar, yani çeşitli turlar, yaptığımız turlar bağlamında çok gittim. Sadece Göbekli Tepe'yi değil tabii çevre civarı bayağı iyi gezdim. Dolayısıyla çok şaşırtan bir yer hakikaten. Benim tabii veya benim gibi pek çok arkadaşın hani Göbekli Tepe'ye böyle ilgi duymasının sebebi sadece basit bir şeyden kaynaklanmıyor. Yani popülariteden kaynaklanmıyor. Yani Göbekli Tepe diye bir yer çıktı. Ondan sonra hadi onu öğrenelim, Göbekli Tepe'ye koşalım, tur yapalım. Bu kadar basit bir popülariteden, yani bu popülarite basit değil de benim kaygım buradan kaynaklanmıyor. Yani böyle bir popüler mesele var, buna bakalımdan kaynaklanmıyor. Ki o olayın bir yanı böyle doğru. Aslında benim derdim daha çok bir dinler tarihi meselesi olarak bu Göbekli Tepe üzerinde durmak.
Burada da tabii yani bir dinler tarihi meselesi olarak Göbeklitepe üzerinde durmaktan ben şeyi anlıyorum. Göbeklitepe'nin fonksiyonu nedir? Yani Göbeklitepe'nin fonksiyonu nedir? Göbeklitepe'de bulunan kalıntıların fonksiyonu nedir? Buradaki fonksiyondan kastım arkeolojik bağlamda bir fonksiyon olmaktan ziyade büyük oranda inanç tarihi bağlamında bir fonksiyon. Yani benim üzerinde duracağım konu aslında az evvel sizinle de hani muhabbet ederken söylediğim gibi benim bir yanım arkeolog aslında. Yani hani arkeolog bir yanım arkeolog ama büyük bir yanım dinler tarihi yapıyor. Ama arkeolojisinden de bahsedecek olsam bile şu an derdim pek arkeolojisi değil Göbeklitepe'nin. Derdim şu, daha az bilinen bir yanı yani o da şu. Ya bu Göbeklitepe'nin fonksiyonu ne? Yani ne işe yarıyor bu? Neden yaptılar? Yani Neolitik dönemin erken çağlarında insanlar bunu niye yapmış olabilirler? Bunu niye yaptıklarının cevabı da büyük oranda dinler tarihinin kesiştiği bir yerde duruyor. Yani böyle inanç tarihinin olduğu noktada. O yüzden ben bugün beni izleyen arkadaşlara Göbeklitepe'nin bir inanç fonksiyonu olarak nedir üzerinde durmaya çalışacağım. Ama tabii şöyle, önce bir tanım yapmamız gerekiyor. O tanım da şu. Şimdi normalde tamam yakın zamanlara kadar hani daha bildik yer veya daha bildik mekan Urfa'daki işte 10-15 kilometre Urfa'ya uzaklıktaki Göbeklitepe'di yani klasik anlamda bir tane yer biliyorduk biz. Fakat bugün tabii son yıllarda yapılan bu çalışmalar son 5-10 yıldır bir yığın Göbeklitepe çıktı Anadolu'da ve aslında civarda da çıktı yani. Mesela Anadolu'da sanıyorum bugün aşağı yukarı böyle tam Göbeklitepe'nin aynı kültür, yani zamansal olarak eş zamanlı, kültürel materyal olarak aynı kültüre ait 10 kadar yeni Göbeklitepe'ler bulundu ve bunların hepsi de neredeyse Urfa civarı, yani Urfa civarında. Bunlar tabii çok fazla yani. Hamzantepe var, Karahantepe var. Yani böyle alt alta sıraladığınızda çoğunlukla da bu Urfa civarı, Urfa'nın tek tek dağları civarı ondan sonra yani yaklaşık bir diyelim ki 200 kilometre karelik bir alan içerisinde yeni yerler çıktı. Bunların hepsi Göbeklitepe kültürüyle alakalı kültürler. İşte Nevali Çorur falan hani biz daha önceden biliyorduk bunu. Şimdi barajın altında kaldı. Ama bugün yani yeni yeni bir yığın alanlar var. Yani bu boncuklu tarla mesela. Hani çok daha eskiye belki götürecek şimdi boncuklu tarlada bulunan yeni keşifler. Hani Göbeklitepe'den daha eskiye gider gibi sanki yani. O yüzden şöyle yapıyoruz şimdi. Göbeklitepe'yi anlatacağım dediğim zaman basitçe Urfa'daki o bugün popüler olan Göbeklitepe'yi değil basitçe bütün bu Göbeklitepe uygarlığına benzer ve Göbeklitepe kültürleri olarak adlandırabileceğimiz bütün o 10 tane yer veya buna benzer başka mekanların da analizini yapmış olacağım. Yani sadece Urfa'daki Göbeklitepe değil, bir kültürün analizini yapacağım ben. Bu kültür de büyük ihtimalle hem etnik anlamda baktığımızda, hem inançlar anlamında baktığımızda, hem arkeolojik malzemeler yani daha doğrusu maddi nesneler bağlamında baktığımızda birbirlerinin aynı kültürler. Yani Göbeklitepe'de oturan, yani Göbeklitepe'de oturan yanlış, Göbeklitepe'ye giden insan büyük ihtimalle işte Karahantepe'ye de gidiyor. Öteki tepeye de gidiyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle aynı etnik kimliğe ait insanların oluşturduğu benzer bir uygarlıktan bahsedeceğim ben. Ama tabii pek çok arkadaş şu an daha çok Göbeklitepe'yi tanıyor. Fark etmez, biz onun üzerinden hani yapıyor gibi olalım. Ama bahsettiğim daha geniş bir şey. O yüzden bir Göbeklitepe lokasyonundan ziyade çeşitli lokasyonları olan Göbeklitepe uygarlığından bahsediyoruz. Esas hikaye. Yani böyle bir tanım gerekiyor aslında. O yüzden mesela ne yazık ki şimdi turlar falan azaldı yani. Ama hani işler düzelir, her şey daha normale dönerse
Eski normal yok falan diyorlar da bilmiyorum. Eski normal ne demek, yeni normal ne demek, bunlar nasıl yok, ben de merak ediyorum yani. Ama her şey biraz daha eskisi gibi olursa insanlar Göbekli Tepe'ye gittiklerinde o çevredeki diğer küçük veya büyük Göbekli Tepe'leri de geçsinler bence. Çünkü bunlar böyle birbirlerine 10 kilometre, 20 kilometre bayağı yakın alanlar yani. Yok, kazıların çok önemli bir kısmı zaten yeni yeni başlıyor. Göbekli Tepe biliyorsun zaten bitmedi, yani bitmesi de çok imkansız gibi görünüyor. O yüzden bir de tabii dünyanın başka yerlerinde de Göbekli Tepeler var yani tırnak içerisinde. Yani ve büyük ihtimalle biraz bu yanı spekülatif olsa bile sanıyorum ki Göbekli Tepe uygarlığı ortadan kalktıktan sonra, yani orada yaşayan o etnik kimlikler bölgeyi bir şekilde terk ettikten sonra dünyanın çeşitli yerlerine dağıldılar ve dağıldıkları yerlerde de benzeri bir takım kültürler oluştururlar. Mesela işte İspanya'da en son bir göl çekilince, daha yeni yani 5-6 aylık bir şey bu hikaye, o gölün zemini içerisinde Göbektepe'ye çok benzer böyle megalit yapılar çıktı ki aşağı yukarı hani o da Neolitik dönem. Bu kadar erken, yani bizim Göbekli Tepe kadar erken değil ama o da Neolitik yani 6000-7000'ler yani yaklaşık milattan önce. Almanya'da var. Ya tabii bunların en klasiği de her ne kadar zamansal arada boşluk olsa bile İngiltere'de çok var biliyorsunuz ama İngiltere'de en meşhur da Stonehenge'dir. Yani büyük ihtimalle arada tamam yani Stonehenge ile Göbekli Tepe arasında nereden bakarsan diyelim ki 6000 yıl zaman farkı var. Fakat bu 6000 yıl zaman farkı aslında primitif insanın mentalitesinde çok önemli değil. Çünkü antik kültürler veya prehistorik insan zaman söz konusu olduğunda muhafazakardır. Yani bunun bir felsefi aslında derinliği var. Yani biz modern insanlar zamanı şey yaptık ne derler yani zaman kavramını soyuttan somuta, zamandan daha doğrusu maddeyi çıkarmaya başlayınca zaman kavramı bizim için çok farklı bir şey hale geldi. Ama primitif topluluklara gittiğinizde zaman hep tekrarlanması gerekli olan bir süreçtir. Yani kozmik yapı daima böyle algılanmıştır. Yani hep her şey tekrarlanmak zorundadır. Zamanın dışına kaçamazsın. Zaman aynı olmak zorundadır. Bu primitif muhafazakarlık dediğimiz bir kültür yaratıyor. Bundan dolayı da hani bunu yine analizine gelirim ben. Yani bunun çok çünkü böyle felsefi bir yorumu da var aslında. Yani neden böyle? Yani hani primitif kafa niye böyle düşünüyor? Hani şöyle çizgisel bir kere sirküler. Zaten yani primitif dünya tamamen sirküler. Döngüsel yani. Neden tabii hani primitif insan için zaman hep aynen tekrarlanmalıdır? Bunun kozmik varoluştaki anlamı nedir sorusu felsefi bir sorudur. Bunun cevabına geleceğim muhtemelen ben yani. Ama burada şundan dolayı bunu söyledim. Yani her ne kadar İngiltere'deki Stonehenge ile Göbekli Tepe'deki kalıntılar arasında 6000 yıl civarında bir zaman boşluğu olsa bile primitif adamın nörolojik kafası yani düşüncesinin mantığı başka türlü basıyor. O yüzden de bu büyük zamanlar farkı çok önemli değil. Yani hani mukayese etsek bir sakatlık mı olur? Bence sakatlık olmaz. Çünkü zaman, modern zaman anlayışı son birkaç bin yılın ürünü. Yani o yüzden de mesela arkeolojide mukayese yaparken farklı zaman dilimlerindeki olan şeyleri genellikle çekinir arkeologlar yorumlamaktan. Der ki ya bu 5000 yıl önce, bu 1000 yıl önce. Hani bu ikisini nasıl mukayese edeceğiz? Ama iş bu kadar değil. Bu işin dibinde bir mentalite var. O mentaliteyi anlamadan o mukayeselerden şey kaçabilirsin. Bence o kadar kaçmaya gerek yok. Yani bunu niye söyledim? Bunu şundan dolayı söyledim. Demek ki Göbekli Tepe'nin varyantları daha geç dönemlere ait olsa bile, bize daha yakın zamanlara ait olsa bile dünyanın çeşitli yerlerinde de var. Başka yerlerde de var ve hatta şimdi ben bayağı örnek sıralayacağım. Bende çok malzeme var çünkü.
Yani son 3-4 bin yıl öncesine kadar Orta Doğu'da çok yaygın bir kültür bu. Yani nedir o yaygın olan kültür? Göbekli Tepe gibi bir mimarisi olan yuvarlak mimari. Yani yan yana dizilmiş yuvarlak taşlar, T biçimli taşlar deniliyor ya da steller, dikilmiş olan taşlar yani. Mesela bu mimari, ondan sonra o taşların boyutları, taşlara çizilmiş olan tasvirler gibi şeyleri söz konusu yani göz önüne aldığımızda bakıyoruz ki Orta Doğu'da bu anlamda tabii Göbektepe'den daha yakın bize zamanlara ait müthiş malzeme var. O yüzden bu malzeme ile Göbeklitepe'deki malzemeleri hani yorumlamak bence çok sakıncalı olmaz. Temin az evvel demiş olduğum felsefi gerekçeyle. Şimdi demek ki Göbeklitepe'nin böyle bir şeyi var, yanı var. Yani bir uygarlıktan bahsediyoruz, bir yerden bahsetmiyoruz sadece. Gerekçeyi şöyle mi anlayacağız? Yani bu insanlar, onu yapan insan da Göbeklitepe'yi yapan insanın zihni arasında ciddi bir fark yok. Evet. Onun için aynı. Evet. Aynen. Yani şöyle tabii. Mesela hani belki bir gün öyle bir ders de yapabilirim ben. Tarihin dönemlendirmesiyle ilgili bir mevzu. Şöyle arketiplerle ilgili. Burada tamamen psikoloji önemli. Yani neden hani bu kadar zaman boşluklarını çok önemsememeliyiz diyorum ben. Çünkü arketipler denilen bir kavram var. Yani psikolojide, tarihte, felsefede. Şimdi bu arketipler uzunca bin yıllardır değişmedi. Hep aynı geldi. Yani mesela Carl Gustav Jung gibi psikologların arketip kuramını esas alırsanız 4-5 tane temel arketip var. İşte Campbell gibi tarihçi, din tarihçilerini ele alırsanız birkaç tane daha arketip var. Eliade gibi bir takım dinler tarihçilerinin öngördüğü daha fazla arketipler var. Şimdi tabii arketip meselesi özel bir mesele. Ben şu an pek üzerinde duracak değilim ama hani senin soruna cevap olsun diye söylüyorum. İnsanların geliştirdiği arketipler, kolektif bilinçaltındaki arketipler çok değişmedi binlerce yıldır. Bana göre hala değişmedi aslında ama modernize olduğu için biz anlamıyoruz o kadar yani. O yüzden de işte milattan önce 10 bin yılında yapılmış olan bir şeyi üzerine temellenen arketip ile milattan önce 3000-4000 yılında yapılmış bir şeyin üzerine temellendiği arketip birbirinin çok aynısı. Hani yani o yüzden burada sihirli kelime arketipler. Fakat bu sihirli kelime yani arketip hikayesine abi belki bir ders yapabiliriz. Evet ileride o da çok enteresan bir konu yani bayılırım yani. Olayın içinde psikoloji varsa zaten süper. Demek ki öyleyse böyle bir tanımlama yaptık yani Göbektepe'yi. Tabii ben şunu burada anlatacağım. Az evvel girişte söyledim. Göbekli Tepe bir atalar kültü yani literatürde, batılı terminolojide ancestor worship denilen, bizim Türkçe'de atalar kültü diye tercüme ettiğimiz, aslında kısmen hala içimizde yaşayan, fakat çok eski primitif çağlara kadar giden ve hala çeşitli uygarlıklarda var olan bir kavramla ilişkilendireceğim. Yani atalar kültü denilen bir kavram var dinler tarihinde, felsefede, antropolojide. Bu atalar kültü denilen şey primitif bir inanç sistemidir. Binlerce yıl öncesine ait ama hala günümüzde devam eder atalar kültü. Bizim Türk kültüründe hala var. Özellikle doğuda tabii çok popülerdir. Konfüçyanizm, Şintoizm yani Doğu kültürlerinde bu atalar kültü inancı hala yaygın. Tabii atalar kültü ne demek? Bunun tanımını birazdan yapacağım. Ama benim bu seminerde yapmak istediğim şey şu. Göbekli Tepe uygarlığına ait bu kalıntılar, bu malzemeler yani atalar kültü denilen bir inanç sistemiyle ilişkilidir. Dolayısıyla ben bunun üzerinde duracağım. Yani dinler tarihine çekmeye çalışacağım olayı. Bu konuda çünkü neredeyse pek çalışma yapılmadı. Yani birkaç tane çalışma var. Dünyada az çok var ama Türkiye'de çok fazla yok aslında. Hani böyle biraz daha orijinal olsun. Tabii bir de şunu mesela arkadaşlara söyleyeyim.
böyle giriş bağlamında. Şimdi bu ilk tapınak kavramı falan deniliyor ya, aslında bunu Schmidt de kullandı. Yani Kazan, Alman arkeolog rahmetli Schmidt de kullandı hani böyle bir ilk tapınak falan kavramını. Bunu kullanıyorlar ama pek ilk tapınak gibi düşünmemek lazım. Yani şimdi ilk tapınak çok iddialı bir şey. Yani sanki öyle bir şey ki bu Göbekli Tepe uygarlığından önce inanç, herhangi bir inanca ait bir malzeme yokmuş. Herhangi bir kutsal alan kavramı, yani bu kadar dev boyutlarda olmasa bile yokmuş gibi düşünmeye yol açar. Öyle bir şey değil. Yani Göbekli Tepe Neolitik çağa ait. Neolitik çağın çok daha öncesinde biz biliyoruz ki Paleolitik dönemde yani insanların bir takım inançları var. Ondan sonra yani işte piramit inançlar bunlar tabii. Ve bu inançlara ait de böyle kutsal alanlar var veya kutsal nesneler var yani. Dolayısıyla hani ilk tapınak olayı biraz popülerize etmek için de kullanılabilir. Aslında sakıncası varla yok arası ama ya şahsen ben kullanmam ilk tapınağı. Ama ne diyebiliriz ona mesela? İlk büyük, devasa yapılmış, megalit olarak yapılmış. Ondan sonra kutsal alan diyelim hatta. Çok tapınak, temple, Batı dillerindeki temple da hani çok tehlikeli bu bağlamda. Kutsal alan daha da doğru gibi sanki. Yani çünkü tapınak dediğimiz zaman biz çok fazla modern bir kültüre ait şeyi anlıyoruz. Yani kiliseler, camiler, sinagoglar, mandirler, ziguratlar. Yani hani tapınak biraz böyle bir şey. Fakat kutsal alan kavramı daha şeydir. Hani daha evrenseldir. Ve daha geniş bir şeydir. O yüzden ben kutsal alan demeyi tercih ederim. Yani tapınak çok iddialı bir şey. Ama hani çok da önemli değil. Yani neticede anlaşabileceğimiz bir kavram yani herkese. Peki demek ki buranın ilk tapınak olması olmaması meselesi üzerine de biraz konuştuk giriş olarak. Şimdi tabii bir de bu işin böyle girişimin ikinci bölümü olsun şu andan itibaren yani. Bir de şeyi var yani önemi. Yani bu nedir abi? Yani bu Göbektepe tamam popüler, güzel, büyük, gittik gördük, çok etkilendik falan da ama bir tarih anlamında bunun bir önemi var. Yani ne o önem ne yani? Bunu bence iyi anlamak gerekiyor. Buranın arkeolojik anlamda veya tarihsel anlamda 3 tane önemi var bana göre yani. Aslında ben şunu söyleyeyim. Şimdi bu döneceğim, 3 öneme döneceğim de. Şunu söyleyeyim. Mesela bana göre son yıllarda dünya üzerinde yapılan en büyük, en önemli daha doğrusu iki keşiften birisidir burası. Yani bir tanesi mesela piyasada bir ara duyuldu falan ama hani şimdi pek duyulmadı. Bir yeni kapı kazılarıdır abicim. Yani o metro inşaatı sırasında. Tabii yeni kapı kazılarını ben yakinen gördüm. Kazı hafirlerinin önemli bir kısmı benim arkadaşım, danışman kurulları arkadaşım. İşte Hayri Fehmi falan vardı bizim. Biz bayağı bir gittik geldik yani kazı bölgesine, kazı yapımı esnasında. Olağanüstü bir kazı alanıydı. Yani Neolitik dönem, yani hem kazının yapılış metodolojisi açısından müthişti, hem de bulunan buluntular açısından müthişti. İstanbul'un tarihi açısından müthişti, Marmara Denizi'nin tarihi açısından müthişti, Boğazların tarihi açısından müthişti. Dolayısıyla yeni kapı kazıları bence son yıllarda bütün dünya üzerindeki en önemli kazıların hani ilk bana göre 4'ü 5'idir yani. Ama bir tık daha yukarıya Göbekli Tepe'yi koymak lazım. Yani Göbekli Tepe hakikaten dünya arkeolojisinde müthiş. Peki niye? Yani ne önemi var? Yani biz bununla niye ilgileniyoruz yani? Şu 3 tane önemi var. 1. Şimdi tabii bu videoyu izleyenler az çok Göbekli Tepe'yi biliyorlar. Belgesel izlediler, gittiler gördüler, kitap okudular veya çok spesifik ilgilenenler uzmanca da biliyor olabilir yani. Ama yani Göbekli Tepe'de ki o bulunan Göbekli Tepe ve civarındaki o kültürlerde bulunan o dev steller, taşlar yani. Bunların, böyle taşların, bu megalitlerin yani dev taşların
bu kadar erken bir zamanda, yani Neolitik dönem kadar, bu kadar erken bir zamanda, yani bahsettiğimiz dönemler de aşağı yukarı milattan önce 9000-10000 arası. Yani Neolitik dönem dediğimiz dönem yaklaşık milattan önce 9000-10000'de başlatılır geleneksel olarak. Şimdi bu kadar erken bir zamanda insanların bu kadar komplike ve dev taşlardan oluşan şeyleri yapmış olma ihtimali pek düşünülmezdi. Çünkü klasik arkeoloji kuramları bizde aşağı yukarı 1930'lardan falan sonra daha çok Gordon Child tarafından ortaya kondu. Yani Gordon Child aslında önemli bir arkeologtur. Ondan sonra onun işte uygarlık nasıl başladı falan bu konudaki tezleri önemlidir aslında. Yani bir kısmı artık pek geçerli değil ama önemlidir yani adamın tezleri. Şimdi Gordon Child ve benzerlerinin ortaya koyduğu savların çok dışında bir hikaye çıktı karşımıza. Yani ulan bir baktık abi koca koca taşlar ya bu kadar erken zamanda 9000'lerde milattan önce senin işin mi yok yani o taşları kaldırıyorsun yani. O kadar da komplike sistemlerle kaldırıyorsun. Ama kaldırmışlar. Yapacak bir şey yok yani. O yüzden Göbekli Tepe'nin önemi bir bundan kaynaklanıyor. Bu kadar erken bir zamanda böyle olması. Tabii yani ya insanlar her türlü şeyi konuşsunlar aslında. Bu güzel yani de. Bu Göbekli Tepe veya buna benzer böyle kültürlerle ilgilendiğiniz zaman bunları, benim önerim şu mesela bütün arkadaşlara, böyle çok fantastik şeylerle ilişkilendirmesinler. Yani uzaydan gelenler, yerin altından çıkanlar, böyle bir şey yok yani. Çünkü bakın, burada çok basit bir şey var. Biz eğer bu kültürlerin nasıl oluştuğunu açıklayamasaydık, o zaman buna ben de diyebilirdim. Ulan nasıl oldu bu diyebilirdim. Fakat biz, komplike olabilir, bize saçma geliyor olabilir. Fakat biz bunların nasıl yapıldığını biliyoruz. Teknik olarak biliyoruz. Yani teknik olarak biz biliyoruz. Ha diyoruz tamam milattan önce 9-10 bindesin ama bunun nasıl yapıldığını biz biliyoruz yani. Biz bilmesek yani arada bir boşluk olsa mesela diyelim ki işte Göbekli Tepe'deki o T biçimli steller, taşlar yani İngiltere'den gelmiş olsa varsayalım yani İngiltere'den gelmişler. Bunu da iyi biliyoruz yani. İngiltere'den hani gelmiş, oraya konmuş diye bilsek, bak burada şeyi arayabiliriz. Öyle bir süpernatürel bir doğaüstü hikayeyi arayabiliriz. O yüzden benim önerim yani bütün arkadaşlara bu fantazyaları bence kendi alanlarına saklasınlar. Yani burada fantazya yok. Şaşırtıcı bir durum var. Fakat yani insanoğlunun gücü ve iradesinden hiçbir şey kurtulamaz. O yüzden önemi dediğim zaman işte bu üç tane şeye baktığınızda anlıyorsunuz. Yani bir, bu kadar erken zamanda bu kadar komplike dev şeyleri yapmak şaşırtıcı ama rahatlıkla açıklanabilir ki açıklayabiliyoruz yani. Birinci önemi bu. Önemi uzaydan gelenler değil ya da başka yer altından çıkan olağanüstü Şambala ülkesinden bir zaman Hitler'in Nazi kurgucularının öne sürdüğü gibi Hindistan'ın kuzeyinde Agartha diye bir yer var ya da Şambala buranın altında da böyle caymenik dev ne diyeyim olağanüstü şeyler caymenlerin yarı tanrısal akrabaları yaşıyor ve onlar zaman zaman yerin üzerine çıkıyorlar ve insanları aydınlatıyorlar. Bu tez tabii ki benim tezim değil yani esasında uyduruk bir tez. Ama Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan önce bayağı tuttu bu Naziler arasında. Şimdi dolayısıyla ne çok yukarıdan bir şeyler arasın bence insanlar ne de yerin altından böyle gelen bir şey yok yani. Bunları bizzat Homo sapiens yaptı. Yani sen ve ben bizim abi işte 10.000-15.000 yıl önceki atalarımız yaptı yani. Bir, önemi bu. İkinci önemi şu. Şimdi mesela bu da aslında hani tartışılabilir ama ben yine de dillendirildiği için söyleyeyim yani. Mesela daha çok arkeolojide şöyle bir tez vardı. Bunu da yine Gordon Child gibi hani arkeologlar falan biraz şey yaptılar, öne sürdüler. Bu tabii mesela Gordon Child Marksist kökenlidir. Gordon Child ve onun ekibi arkeoloji terminolojisini geliştirirken biraz böyle Marksist bir perspektiften geliştirdiler.
İşte altyapı, üst yapıyı belirler hikayesi falan. Dolayısıyla hani arkeolojinin o ilk kuramları atılırken bu Marksist kavramlar bayağı kullanıldı. Şimdi dolayısıyla orada üretilen test şuydu. Ya insanlar ilk önce maddi nesneleri ürettiler. Yani ilk önce karnını doyurdun. Sonra karnını doyurduktan sonra iş bitti. Ondan sonra da inançları üretmeye başladın. Şimdi biraz, ya tam böyle değil ama kısmen böyle. Biraz Gordon Child ve o dönemin arkeologları biraz bunu öne sürdüler. Yani ilk önce bir maddi şey vardı. Ondan sonra da bir üst yapı oldu. O da inanç sistemini oluşturdu falan. Fakat bu Göbekli Tepe biraz bunun pek öyle olmadığını gösterdi. Çünkü hakikaten bu kadar erken bir zamanda insanlar karınlarını tam doyurmadan, yani o kadar maddi nesnelerle çok da uğraşmadan biraz inançla ilgili şeyler de ciddi ciddi geliştirmişler. Yani o yüzden bu anlamda da önemli. Bu kadar erken dönemde bir inanca yönelik böylesine komplike binaların yapılmış olması gerçekten şaşırtıcı yani. Bu da ikinci önemlidir. Yani arkeolojide, tarihte ve tarih felsefesinde bu da bir başka şeydir abicim. Önemli bir yandır. Bu da önemli. Tabii bir de şey önemli, yani yine böyle arkeoloji tarih açısından gittiğimizde üçüncü yanı şu. O da hani normalde şöyle bekleniyordu. Az evvelki tezin uzantısı bu. Yani şöyle diyorlar, deniyordu ki yani insanlar ilk önce işte yavaş yavaş hayvanları domestike ettiler, bitkileri yani evcilleştirdiler, hayvanları evcilleştirdiler. Sonra böyle küçük küçük yerleşik hayata geçmeye başladılar falan. Ondan sonra da işte büyük dev şeyler yaptılar. Anıtlar, bilmem neler ya da işte üst yapı kurumları kurdular, inanç ve buna benzer. Fakat pek öyle değil. Yani mesela Göbekli Tepe uygarlığını kuran insanlar büyük oranda pek yerleşik, yani hayata geçmiş olabilirler ama mesela hayvan domestikasyonu yok. Yani hayvanları evcilleştirmeyi bilmiyorlar. Yani evcilleştirerek üretmeyi bilmiyorlar. Mesela bitkileri, diyelim ki buğday, evcilleştirerek üretmeyi bilmiyorlar. Yani kontrol altına alıp kafalarına göre hani onları düzenlemeyi ve depo etmeyi bilmiyorlar. O yüzden de bir önemi budur. Çünkü eskiden kuram oydu. Yani önce evcilleştirdik, önce yerleşik hayata geçtik. Ondan sonra da inançlar ve diğer inançlarla ilgili diğer kültürel dizgeler geldi. Yani klasik şey buydu. Ama artık böyle olmadığı anlaşıldı. Tabii buradan baktığımız zaman hani bu tarih anlamında hakikaten önemli bir devrimdir. Yani hani Göbektepe gibi bir şeyin çıkması bir devrimdir yani. O yüzden mesela burada benim aklıma hep şey gelir. Weber'in, Max Weber'in yani Protestan ahlakı ve kapitalizm. Çünkü orada da mesela Weber şey der yani aslında sandığımızın tersine, ya ben buna bütünüyle katılıyor değilim ama hani bir şeye dikkat çekmeye çalışıyorum. Weber Protestanlık ahlakında der ki yani aslında önce inanç vardı, hani daha sonra kapitalizm, yani önce Protestanlık vardı bir inanç sistemi olarak. Onun üzerine de kapitalizm oluştu. Yani hani önce inanç vardı, onun üzerine de kurumlar oluştu. Weber biraz onu söylemeye çalışır yani. Bu kadar böyle değil tabii. Yani önce insanlar daha böyle hiçbir şey yokken bir şeye inanıyorlardı. Bir ne diyeyim, süpernatürel, uhrevi bir varlık. Ondan sonra da ona inanırlarken sonra da maddi kültür nesnelerini yaptılar değil. Tabii ki hikaye öyle değil. Bunlar ikisi birbirine biraz paralel gitti yani. Ama yine de bu Göbekli Tepe hikayesi bize şunu söylüyor ki çok öyle sandığımız gibi klasik arkeoloji kuramı geçerli değil. İnsanlar demek ki domestikasyon bilmeden ya da böyle kalıcı mekanlarda yaşamayı bilmeden bu büyük şeyleri de yapabiliyorlarmış ve bu kadar komplike bir dünyaları varmış. Mesela buradan baktığınızda önemli yani. O yüzden bu üç nokta Göbekli Tepe için önemlidir. Bunun dışında Göbekli Tepe'nin bana göre bir önemi, yani yukarıdan gelenler, uzaydan gelenler
pek yoktur açıkçası. O yüzden yani tarihi seven insanların fantazi aramadan sevmeleri aslında çok daha eğlenceli olur ama. Hocam, şunu mu diyoruz? Göbekli Tepe ve civarındaki benzer yerler, yani bunlar bir yerde birleşiyorlar. Evet, evet, evet. Burada yerleşik hayatlarını geçmemiş insanlar tarafından kutsal sayılan yerler var. Evet. Benim bunlar yerleşik hayatlarını geçmemiş. Evet, aynen. Yani dediğin doğru. Yani hani dediğin... Ya şöyle, aslında tabii bu soruları doğru soruyorsun sen. Şimdi senin söylediğini hem doğru hem de bir şeyini düz ekleyeyim yani. Şimdi şöyle, tabii biz nereden biliyoruz Göbekli Tepe uygarlığının yerleşik hayata geçtiği ya da geçmediği? Yani veya hayvanları domestike etti, bitkileri domestike etti, etmedi. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Bulunan kalıntılar, mesela arkeozoolojik, arkeobotanik, yani oradan çıkan diyelim ki yiyecek türleri, oradan çıkan hayvanlara ait kemik türleri. Tabii antropoloji çok gelişkin, fizik antropoloji. O yiyecekler veya kemikler ya da neyse yani, bütün bunların hepsi avcı, avlanmış adamların yiyecekleri. Yani çünkü bunu anlıyorsunuz. Yani antropoloji teknikleri hani şu an müthiş yani. Antropoloji kendi başına bir teknik bilimdir yani. Bana göre mühendislik gibi bir şey yani artık antropoloji. O yüzden mesela diyorlar ki haklı olarak işte böyle yani, ama mesela şu kısmı muhtemelen senin dediğinin doğru yani. Büyük ihtimalle bu insanlar birkaç bin yıldır, yani bu kültürü oluşturan insanlar gerilerine doğru, geriye doğru yani, diyelim ki 1000 yıldır ya da 500 yıldır ya da 150-200 yıldır yerleşik hayata ufak ufak geçmişlerdi. Yani öyle hani şey değil yani, ulan böyle kırlarda dolaşıyoruz, hani Urfa'nın o tek tek dağları var ya, tepeleri yani Harran'a doğru. Orada dolaşırken birden canımız sıkıldı. Ondan sonra bir de hadi şöyle bir şey yapalım değil yani. Bu adamlar muhtemelen hakikaten birkaç yüzyıldır böyle küçük küçük yerleşik hayata geçiyorlardı. Çünkü şimdi o mesela Göbektepe'de o T biçimli taşların arasındaki duvar işçiliğine falan bakarsan, o duvar şöyle yapılmış değil. Birden göçebe bir adam kalkmış, ya bir şöyle duvar denilen bir şey yapalım da orada da bir duvar olsun diye, böyle bir şey yok abi. Muhtemelen bu adamlar bir şekilde yerleşik kültürü biliyorlar. Ama biz bulamamış olabiliriz. Çünkü önemli bir kısmı ahşaptır onun. Veya bir kısmı taştır, artık ortadan kalkmıştır. Bulamamış olabiliriz ama bana kalırsa mesela oradaki çalışmalarda, o çevrede, orada yaşayan, yani buraya gelen insanların daha doğrusu malzeme daha fazla bulunabilir. Yani buraya gelen insanların kimliğine ait. Bana göre tabii, ben hani spesifik Göbektepe uzmanı değilim. Yani Göbektepe'yi okuyorum. Yani bütün belki yayınlanmış olan bütün makaleleri, kitapları okudum. O başka, ama hani Göbektepe'de kazı yapan bir uzman değilim yani. Her ne kadar kazı yapanlarla muhabbetim olsa bile yani. Ama dışarıdan baktığımda veya bir arkeolog gözüyle baktığımda bu adamların biraz bir müddet yerleşik hayatları var. Bunlar yerleşmişler. Fakat bak, bu da mesela klasik arkeoloji kuramına terstir. Adamlar yerleşik hayata geçmişler ama hala avcı ve toplayıcılar. Yani çünkü beklenen şuydu. İşte Gordon Child, yani kendini yaratan insan da öyle söyler mesela. Ya da tarihte neler oldu da böyle söyler. Yani normalde yerleşik hayata geçtiysen abicim, hayvanları da domestike etmişsindir, bitkileri de domestike etmişsindir. Yani kuram buydu. Ama pek öyle olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla pek hikaye bildiğimiz gibi değil. Bundan dolayı Göbekli Tepe'nin böyle önemi var. Bunlar bağlamında baktığında buradan süper önemli. Buradan süper önemli derken, bu sadece basit böyle bir akademik eğlence, hani böyle arkeologların oturduk ulan aramızda bak ne güzel de bir şey çıktı önemi değil bu. Bu bir insanlık tarihi önemidir. Yani sen Göbekli Tepe'yi çözdüğün zaman abicim, İnsanın nereye gideceğini anlarsın. Yani nereden geldiğini anlarsın ve nereye gideceğini anlarsın. O yüzden böyle çok dramatize ediyor gibi görünüyor olabilirim şu an. Ama dramatize etmiyorum. Yani
Bu bir, senin felsefecisiniz ya siz, bu bir abi ontoloji meselesidir. Bu bir varlık meselesidir. Yani Göbekli Tepe'nin önemi dediğimiz zaman biz basitçe böyle arkeolojide şu oldu, tamam bu oldu, eyvallah, tarihte müthiş bir devrim. Ama bu insan muammasını, yani insanın ontolojik durumunu çözebilecek kadar bence önemli. Üzerine bayağı bir çalışmak lazım falan yani. O yüzden demek ki önemi dediğimizde biz bu 3-4 maddeyi anlamalıyız bence. Tabii burada yine giriş bağlamında, hani tam böyle konuya gelmeden giriş bağlamında böyle ana başlıklarından devam ediyorum biraz daha. O da şu, az evvel biraz değindim aslında. Gerçi bu tip videoları izleyen arkadaşlar hakikaten çok şeyler, yani çok iyi çalışıyorlar. Şöyle, tarihe bakarken mutlaka tarihe bir satranç oynamanın getirdiği zeka heyecanıyla bakmak lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi tamam, biraz popüler kılmak için tarihi ne yapıyorsun? İşte böyle işte devler diyorsun, cinler diyorsun, onlar diyorsun, bunlar, yani biraz heyecanlı kılıyorsun falan, yani milletin ilgisi de uyanıyor biraz, yani kötü de değil o kadar. Ama tarih böyle şeylerden oluşmuyor. Yani tarihin üzerinde bir metafizik el var mıdır yok mudur ben bunu bilemem, yani bunu kelamcılara falan bırakmak lazım. Ama benim gördüğüm şu, tarihin zaten kendisi çok eğlenceli bir bilim dalı. Yani tarih zaten çok eğlenceli, yani özel bir fantazya kurman gerekmiyor. Yani hani ya bu Göbektepe'yi nasıl çözsek abi, işte iki saat düşünüp bunu uzaydan gelenler yaptı diye bir fantazyayla vücudundaki adrenalini çıkarman anlamsız. Tarih biliminin çünkü kendisi yeterince heyecanlı. Abi müthiş bir satranç oynuyorsun tarihte. Yani bu çok keyifli bir olay. Yani hani öyle çok marjinal şeyler heyecanlı değil yani. Mesela videoyu izleyen arkadaşlar, yani ki buradan bakıyorlar büyük oranda biliyorum. Ya öteki taraftan da bakılır da abi, hani doğrusu da bu, ne diyeyim şimdi yani. Tarihin kendisi zaten o determinist mantığı, o sebep sonuç olaylar, bunlar zaten çok heyecanlı. Bunun içine girdiğin zaman UFO'lara falan ihtiyaç duymuyorsun. Yani o yüzden bütün tarihsel meselelere buradan bakılmasını öneririm. Hele böyle Göbektepe gibi sır görünen alanlara kesinlikle yani. Ondan sonra tabii şöyle bir şey, yani şimdi bu giriş kısmımın son cümlesi olsun. O da şu. Mesela biz hani insanlar, önemli bir kısım insan da tarih bilimini seviyor. Yani genellikle tarihi sevenler psikolojiyi de seviyor, felsefeyi de seviyor, sosyolojiyi de seviyor falan, edebiyatı da seviyor. Bu konuda bazı çok mekanik bilim çalışanlarla anlaşamıyor olabiliriz. Yani hani çok fazla mühendis olanlarla anlaşamıyor olabiliriz. Ondan sonra ama şöyle tabii, hani ben önümüzdeki 10 yıllarda bu tarih biliminin, psikolojinin, edebiyatın, felsefenin artık ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yani gerçekten bu konuda samimiyim yani. Çünkü yani içine girmiş olduğumuz dönem ya da içine girmiş olduğumuz söylenilen dönem, hani ona ne diyelim abi, dijital period diyelim yani, seni o kadar singular bir hale getiriyor ki, yani o kadar tek tip insan oluyorsun ki, yani bir robot sistem. Mesela iki şeyin tarihi olmaz abi. Bir, hayvanların tarihi olmaz. Bir de robotların tarihi olmaz. Tarih, psikoloji, edebiyat, sosyoloji, yani insanın böyle ruhuna isim veren şeyler, insanların farklılığından kaynaklanır. Değil mi abi? Yani sen ben farklıysak bir şey, oradan bir hayat çıkıyor. Yani sen mesela diyelim ki nevrotik bir adamsın. Ondan sonra ben diyelim ki asosyal bir adamım. Sen diyelim ki abi obsesif bir adamsın. Ötekisi normal bir adam. Şimdi hayat buradan çıkıyor. Yani mesela nevrotik adamlar, yani şimdi bu adamlar olmasa hayat olmaz abi. Yani edebiyat nevrozdan çıkar. Yani tırnak içinde, yani sadece tabii ki nevrozdan çıkmaz da. Yani edebiyat oradan çıkar. Yani bu ruhsal farklılıklar ve insan tipleri arasında farklılıklar olmazsa abicim bak, edebiyat olmaz, tarih olmaz. Çünkü senin, benim, hepimizin bir robot olduğunu düşün ve bir
şeyle yönetiliyoruz abi, uzaktan bir singular sibernetik sistemle yönetiliyoruz. Senin benden farkın yok. Ne yapacağız abi? Zaten hani o zaman ne yapacağız yani? Bir numara olmaz yani. Hep ikimiz de aynıysak ne edebiyat çıkar? Yani bak ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bunu çok böyle videoyu seyredenler böyle şark kafası gibi düşünmesinler. Yani ben hani şark kültürünü severim ama hani garp batı kültürü de benim hoşuma giden yönleri veya ilgi alanıma doğrudan giren yanları çok fazla. Ama şöyle mesela efkar kavramı abi olmadan hayat olmaz söyleyeyim. Bu da bir şartlının iyi bileceği bir meseledir. Yani efkar yoksa edebiyat olmaz. Efkar yoksa sosyoloji olmaz, arkeoloji olmaz, filoloji olmaz. Efkar olması için de kardeş senin benim farklı olmamız lazım. Farklı zaman boyutlarını yaşıyor olmamız lazım. O yüzden ben eğer dünya böyle giderse, böyle cennet gibi sunuluyor ya önümüzdeki yıllar, aa bir basıyorsun her şey otomatik, süper yani, havada uçuyoruz yani, ne kadar güzel yani. Ondan sonra pek öyle olduğunu düşünmüyorum tabii. Eğer dünya böyle giderse o zaman edebiyat, tarih, sosyoloji, arkeoloji, Göbekli Tepe, bütün bunların hepsine elveda diyebiliriz. Sadece abicim önde bir telefon ya da bilgisayar, salt bir zihin, ondan sonra soyut hayaletler olarak farklılaşmamış, hiçbir efkar olmayan insanlar olarak yolumuza gidebiliriz. Yani gidebilir miyiz, gidemez miyiz bilmiyorum. Yani bana göre öyle bir hayatta 100 yıl sonra gider gün diye yani. Ondan sonra o yüzden ben insanlara şunu söylüyorum abi. İnsanlar tarihten, gezmekten, edebiyattan, sosyolojiden, felsefeden, arkeolojiden uzaklaşmasınlar. Birbirlerine dokunmaktan kaçınmasınlar abicim. Kaçınırlarsa yani herkes gününü görür yani. Evet. Şimdi geldik şeye, yani Göbektepe'ye yeniden devam ediyoruz. Göbektepe, şimdi burada daha hani konumuza doğrudan giriş yapıyoruz. Şu Göbekli Tepe, dersin en başında söyledim, bir inanç merkezi midir? İnançla ilgili bir yerdir. Sadece inançla ilgili bir yer midir? Değildir. Şöyle düşünsünler mesela arkadaşlar, Göbekli Tepe bugün hani bizim çok modern insanız ya anlayamayacağımız bir şekilde inanç ve bir takım sosyal kavramların ve örgütlenmelerin iç içe geçtiği bir alandır. Yani Göbekli Tepe'de var olan insanlar, oraya giden insanlar zaman zaman, orası bir yerleşim yeri değil büyük ihtimalle. Yani Göbekli Tepe gibi kalıntılar, Urfa ve civarında çıkan bu mekanlar, insanların böyle hani çok oturup içinde ev değil yani. Buralar özel alanlar. Bu özel alanlara belirli zamanlarda gidiliyor. Büyük oranda da bana göre bahar, yani kış ve bahar ekinokslarında gidiliyor. Yani yılın iki önemli dönemi. Niye bahar ekinoksu ve kış ekinoksu? Çünkü tabiatın oluşum süreci, yani kendi kendini yeniliş sürecinin iki dönemidir o. Bahar ve kış ekinoksları. Ki pek çok ritüel bahar ve kış ekinoksuna odaklı yapılır aslında. Hala yani. Ondan sonra. Burası büyük ihtimalle zaman zaman gidilen, büyük ihtimalle bahar ve kış dönemlerinde gidilen, özel bir ritüel amacıyla gidilen ve bu özel ritüelin dibinde büyük oranda atalar kültü dediğimiz bir inanç sisteminin yattığı ama aynı zamanda inanç kavramının dışında bir takım benzeri sosyal olayların da döndüğü, bir takım örgütlenmelerin de oluştuğu, birazcık seküler bir şeyin de olduğu bir alandan bahsediyoruz. Göbekli Tepe böyle bir yer. Peki bunun o seküler olan kısmını biz arkeologlara bırakırsak, hani onu onlara bırakalım veya antropologlara bırakalım. İnanca yönelik olan kısmı nedir? Nasıl bir fonksiyonu vardı dediğimizde işte orada şuna geliyoruz. Orada Göbekli Tepe bir atalar kültü kutsal alanıdır diyoruz. Ve buradan başlıyoruz. Yani Göbekli Tepe bir atalar kültü alanıdır. Peki atalar kültü nedir? Ve
Göbekli Tepe'nin bu anlamdaki şeyi nedir? Yani biz nasıl kuracağız onun atalar kültü olduğunu, nereden bileceğiz yani? Ama bundan önce first of all, bir ilk parantez içi maddemiz şu olsun. Şimdi Göbekli Tepe'yi işte 1960'larda falan ilk defa İstanbul Üniversitesi ile Chicago Üniversitesi bölgede yüzey araştırması yaparken keşfediliyor. İşte sonra 90 küsur yıllarında Klaus Schmidt falan geliyor, orada çalışıyor. Ondan sonra 2007'lerden itibaren falan kazılar artık iyice başlıyor ve devam ediyor. İşte Klaus Schmidt, yani kazıyı yapan Alman arkeolog, meşhur ve çok önemli bir adam. Ondan sonra o rahmetli oluncaya kadar kazılar devam ediyor. Şu an biraz kesildi yani. Onun hani vefatından sonra biraz olay sürüncemede kaldı falan. İşte bu burası yani bizim Urfa'daki Göbekli Tepe ve diğer Göbekli Tepeler. Yani Karahan Tepe gibi diğer Harbutsuvan, yani bütün 10 tane dedim yani dersin başında. Bütün o tepeler Neolitik dönemin çok erken bir zamanına ait. Yani nedir? O da şu. Yaklaşık milattan önce 10 binler, milattan önce 9 binler. Neolitik, yani Neolitik ne? Neolitik şu. İnsanlar yerleşik hayata geçmeye başladılar. Artı ürün dediğimiz bir takım, yani fazladan el aleti, bir takım şeyler, nesneler yapmaya başladılar. Böyle ufak ufak böyle hayvanları falan hani domestike ediyorlar gibi yani. Bu. Tabii Neolitik süreç sadece böyle malzeme üzerinde olan bir süreç değil. Aynı zamanda orada bir ciddi kültürel dönüşüm de var. Yani mesela dil, yani muhtemelen dilsel yapı, yani iletişim sistemleri oturmaya başlıyor. Sosyal hiyerarşi büyük ihtimalle oluşmaya başlıyor. Gibi başka şeyler de var. Yani Neolitik dönem sadece yerleşik hayata geçtik, iş bitti değil. Onun yanında bir yığın hikaye var. Yani inanç tarihi bağlamında var yani. İşte bu Göbekli Tepe ve çevresindeki uygarlıklar böyle bir döneme ait. Bu dönem aşağı yukarı milattan önce 10 binler civarında ve bu dönemin biraz öncesi, yani milattan önce 10 binlerin biraz öncesi buzul dönemleri, yani hani son buzulların yavaş yavaş böyle ortadan kalkmaya başladığı bir dönem. Yani hava değişiyor, iklim değişiyor, pek çok şey değişiyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da müthiş bir ekolojik değişim var. Şimdi bu ekolojik değişim aslında bence çok önemli. Yani bu kültürlerin ortaya çıkışının belki de temel şeyidir hakikaten. Yani böyle kilididir bence yani. Peki tamam, yerleştirdik. Zamansal şeyimizi yerleştirdik yani. Peki inançla ilgili kısmını da yerleştirelim. Sonra da ikisini birbirine değerlendirelim. Atalar kültü ne demek bu bağlamda? Göbektepe'den bağımsız atalar kültü kavramını açıklıyorum şu an. Atalar kültü kavramı da 19. yüzyılda böyle antropoloji, din tarihi çalışan bir takım böyle o zamanın bilim adamları, işte Taylor gibi, Spencer gibi, hani meşhur dönemin tarihçi antropologları bunlar yani. Onların geliştirdiği bir kuram. Aslında kuram şu, böyle çok erken inanç sistemleri bunlar. Atalar kültü. Yani inanç sistemlerinden biri daha doğrusu. Ama hikayenin özü şu, ki bu gelenek hala devam ediyor. Dersin başında söyledim. Yani ben bu örnekleri çok zenginleştirebilirim yani. Mesela birini sorsa deseniz ki ya hoca bir örnek ver bize, pat hemen ben dökeyim yani. Şimdi bu atalar kültünün özü şu. Ölenler, yani ölen yakınlarımız aslında ölüp kaybolmuyorlar. Bir yerlere gitmiyorlar yani. Yani kaybolmuyorlar, yok olmuyorlar yani. Onlar ontolojik olarak, yani bir varlık türü olarak varlar. Nerede varlar peki? Bir alan var, bizim tam göremediğimiz, işte gökyüzünde, evimizin üzerinde, neyse yani yukarılarda bir yerlerde veya bazen aşağılarda dolaşan varlıklar bunlar. Yani bunlar ghost gibi şeyler, tırnak içinde hayaletler diyelim bunlara. Veya bunlara böyle daimonik varlıklar diyelim, yani daimon, yani böyle cinni varlıklar diyelim, böyle
Tanrı değil bunlar ama doğaüstü de varlıklar. Çünkü bu ölüler tekin değiller. Yani hani öldü gitti işte amcamızın oğlu ama hani o bir yerde bekliyor ve tekin de değil yani. Öyle bir şey ki bizim bu atalara saygı göstermemiz lazım. Neden? Çünkü eğer biz bu atalara saygı göstermezsek bize musallat olurlar. Olumlu anlamda veya olumsuz anlamda. Yani tabii bununla ilgili müthiş folklorik malzeme var. Mesela hala Japonya'da, Şintoizm'de, özellikle Konfüçyanizm'de ölen atalara müthiş, biliyorsunuz ki her Konfüçyusçu evde veya Şinto evinde, yani Japon ve Çin'den bahsediyorum, böyle küçük evin bir yerinde şapel vardır. Orada ataların fotoğrafları durur, ölenlerin fotoğrafları. Ve onlara düzenli olarak, çoğunlukla da bahar ve kış aylarında ne derler, kurban sunulur. Yani mesela bir meyve, pirinç ve buna benzer şeyler. Bundaki dert şudur, yani tekinsiz olduğu için, yani başıma bir felaket de getirebileceği için benden uzak dursun. Ama hayır da getirebileceği için, çünkü o birazcık süpernatürel de bir şey, benden daha farklı yani. Hayır da getirebileceği için bana faydası da dokunsun diye bir takım böyle ritüeller yaparlar. Yani hala mesela gidin Çin'de, Japonya'da, ben mesela öyle hani Tayvanlı bir arkadaşım vardı benim yeni asistanlık dönemimde falan. Gittim geldim oralara bayağı yani. Orada mesela ben bizzat onlarda gördüm yani, onların evinde gördüm yani. Onlar normalde bahar geldiğinde abi işte bir hafta boyunca Tayvan'da Çinli Konfüçyüsçü bunlar. Ondan sonra ritüellerini yaparlardı, sunular böyle. Niye? Çünkü korkuyor, başa bela gelir veya iyiliğini hani getirsin diye. Tabii bu gelenekler bizim Türk folklorunda da çok fazla. Yani bunu herkes biliyor zaten. Yani ölen atalara saygı göstermek ne demek? Hani İslamize olmuş bir şekilde hala devam ediyor içimizde yani. O yüzden atalar kültü kavramı dinler tarihinde veya antropolojide önemli bir kavramdır. Erken inanç sistemlerinden biri olarak düşünülür. Aslında atalar kültü böyle daha üst bir din tarihi kavramı olarak animizm dediğimiz bir yapıyla ilişkilidir. Yani animizm de böyle bir inanç sistemidir. Animizm atalar kültünü biraz daha kapsayan bir kavramdır. Ondan sonra fakat animist yanı daha spesifik bir şey yani, şu an ona yani Göbektepe'de onu gözlemleyemiyoruz yani. Ama Göbektepe için atalar kültü üzerine konuşacağız. Bayağı da malzeme var. Bu bağlamda değerlendirebiliriz yani. Fakat dostum, bunu ikinci derse saklıyoruz. Ve şeyi de, bizi izleyenleri de biraz adrenalin yapalım. Çünkü Şehrazat'ın yaşaması için masalların devam etmesi gerekiyor. O yüzden haftaya kaldığımız yerden Göbekli Tepe'nin ikisine devam ediyoruz.